Emek Bizim, İstanbul Bizim inisiyatifinden Fırat Yücel. Bu belgeseli biz aslında çok önce yapmayı hayal etmiştik. Aslında mücadele devam ederken konuştuğumuz bir şeydi. Çünkü o zaman şunu fark ettik. Çok fazla insan çekim yapıyordu yani kendi kamerasıyla. Orada sadece televizyon kameraları yoktu. Orada sadece devletin gözetim araçları yoktu. Orada sivil toplumdan kendi iradesiyle gelmiş ve süreci kaydeden birçok insan vardı. Ve biz de o dönem bunu gördük. Yani bütün bu görüntülerin bir belgesele belgesel üretebileceğini düşündük. Ve böyle bir kolektif hayal kurduk. İnsanlara dedik ki 2013'te bir toplantı yaparak onda bir eylem gibi düzenledik. Dedik ki hani biz çağrı yapıyoruz, açık çağrı bir havuz, görüntü havuzu oluşturacağız. Ve herkes kendi görüntüsünü getirebilir. Buradan da sonradan bir belgesel kurgulayacağız dedik. Bu süreçte çok kişi, gerçekten iki tane büyük hard disk ve büyük bir malzeme oluştu. Sonra bu malzeme insanlar arasında elden ele dolaştı. Herkes kendi fikirlerini belgesele dair sundu. En sonunda bir kaba kurgu yaptık, tekrardan izlettik. Ve böyle bir kolektif süreç sonunda bu belgesel ortaya çıktı. Burada bize göre yıkılan şey emek sineması. Ama bir yandan da hiçe sayılan bir şey var, toplum iradesi. Ve bu toplum iradesi diyordu ki emek sineması bulunduğu yerde olduğu gibi korunmalı. Bu hiçe sayıldı. Ve bu söze sahip çıkmak için bugün Grand Pera'daki o sahte salona gitmemek gerekiyor. Çünkü o sahte salon bizim anılarımız ve bizim mücadelemiz aslında üzerinden bir kar etme aracı olarak oluşuyor. Yanındaki dükkanlarla, megaplex salonlarla böyle bir rolü var. Bunu reddetmek kentsel direniş adına çok önemli.